bizden razı olsun diyecek. Bak biz tam 25 senedir gece gündüz dolaşıyoruz. Niçin? Şu 60 milyon fakir fukaranın Allah razı olsun duasını almak için. Çünkü bu fakir fukara bugün eziliyor, hasta mikropları bilmiyor. Nasıl ezildiğinin farkında değil. Bunları normal zannediyor. Ne yapsın efendim, adam kumaş bu kadar diyor. Ne kumaşı be? Şu memlekette ne zenginlikler var. Ne zenginlikler var. Siz sokmuşsunuz başınızı bu çuvalın içerisine. Taklitçiler. Siz eziyorsunuz bunu. Siz geri bırak. Siz o kumaşı küçültüyorsunuz. Bak kaç defa mecliste de bağırdım. Biz 50 senenin hesabını sormaya geliyoruz. Öyle 3 sene 5 senenin değil. Sizi taklitçiler siz. Dininizi bırakın. İnancınızı bırakın. Bizim peşimize düşün. Biz size dünyalık vereceğiz dediniz 50 seneden beri. Bu millet de size bu fırsatı verdi. Nereye getirdiniz bizi ya? 9 milyon insan işsiz. Şu kadar adam aç, bu kadar adam geçim sıkıntısına inim inim inim. Hani bize dünyalık verecektiniz ya? Hiçbir şey verdikleri yok. Bizi sadece geri bıraktılar. Onun için ben onlara sizi gericiler sizi dediğim zaman gülmekten başka çare bulamıyorum. Tabii ya. Gericisiniz. Asıl gericisisiniz. Bu ülkenin ilerlemesine mani olan sizsiniz. Nasıl düzelecek? Bakınız bunların düzelmenin çaresi adil düzendir. Demin size söylemiş olduğumuz bu bozuk düzenin. Bak biz burada Kayseri mitinginde de kaç defa seslendik. Ey Kayserili kardeşlerim, biz tesisat tamircisi değiliz. Bugünkü bu siyonizme, bu milletin kanını akıtan bu Yahudi düzeninin contasını tamir etmeye, musluğunu tamir etmeye gelmiyoruz. Ya, ya Allah deyip kökünden yıkacağız, yerine adil düzeni koy. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman rahatına düşkün, bir dakikanızı rica edeyim. Rahatına düşkün bazı insanlar, ya bunlar yer görü sarsacak. Yok be kardeşim, bizim yapacağımız şey o kadar basit ki. Yeri göğü sarsmayacak. Biz bir banka açacağız, bu banka faizsiz para vermeye başlayacak. Bu kadar basit. E sen paranı faizsiz aldığın zaman gidip bu faizli bankadan para alacak mısın? Yok. İşte böylece bu faizli bankalar ister istemez kar ortaklığına dönecek. Kimseyi itmeyeceğiz, kakalamayacağız. Biz herkese, herkese güler yüz göstereceğiz. Herkese daha çok para dağıtacağız. Niçin? E biz herkesin iyiliğini istiyoruz onun için. Bak herkes hangi inançta, hangi görüşte olursa olsun. Çünkü bütün herkes Allah'ın kuludur. Çünkü bizim inancımıza göre inancımızın temeli ikidir. Halik-i tazim, mahluka şefkat. Bu kainatın yaratıcısına tazim ederiz. Onun mahlukatına ki hayvanlar, nebatlar, insanlar hepsine de şefkat eder. İnancımızın temeli budur. Bütün insanlara, bütün nebatlara, bütün mahluka, hayvanata şefkat ederiz. Bütün insanların hepsine. O da Allah'ın kulu. Bak Amerika'ya gittik. O meşhur Manhattan'da bu söylediğim Wall Street'in caddesinin üzerinde dahi adam bu soğukta kendini barındırmak için mukavvanın içine girmiş. Hiçbir şey yok çünkü. Aç, susuz, binlerce insan dolaşıyor. Amerika'da 3 milyon homeless var. Evsiz adam. 3 milyon. Koskocaman mahalleler kurmuşlar. Ne bunlar? Yaşlılar mahalle. Ne olacak? Koymuşlar, ölümü bekletiyor. Korkunç bir yer. İnsanlık diye bir şey kalmamış. Gidin bakın görün, yaşanacak bir yer değil, felaket. Bütün dünyayı sömürdüğü halde milyonlarca insanı eziyor. Biz Amerika'daki insanın da bu siyonist zulmünden kurtulması için çalışıyoruz. 6 milyarın hepsi için çalışıyoruz biz. Nasıl kurtulacak? İnşallah önce Türkiye'de adil düzen kurulup kurtulacak. Nedir efendim bu adil düzen dediğiniz? Bak burada hep gayet yüksek tahsilli iş adamı kardeşlerim olduğu için bunun açıklaması şimdi çok kolay. Bak adil düzen ne yapacak? Size bunun esaslarını belirtiyorum. 31 tane esas söyleyeceğim.
Şimdi bir adam gelse bana dese ki, gel hocam senden dama oynayalım. Ama ben dama nasıl oynanır bilmiyorsam, ne diyeceğim bu adama? Yahu kardeşim dama diyorsa ama nasıl oynanır bu? O bana ne diyecek? Diyecek ki bak 64 taksim adlı bir tahta getireceğim. 16 taş senin olacak, 16 taş benim olacak. Bu taşlar ileriye yan tarafa doğru gidecek. Karşısına başka taş gelirse üstünden atlayacak. Son haneye gelirse dama olur. Dama olunca her tarafa gider. Kimin taşı önce biterse o yenilmiş olur. Ne bu? 7 tane kaide söyledim. İstersen 70 sene oyna. Özü ne bunun? 7 tane kaide. Başka kaideye göre oynarsan satranç olur. İşte ekonomi de böyle. Şu kaidelere göre oynarsan komünizm olur. Bu kaidelere göre oynarsan kapitalizm olur. Bu kaidelere göre oynarsan adil düzen olur. Hangi kaideye göre, hangi kaideye göre oynayacağız ki adil düzen olacak? İşte adil düzenin kaidelerine sahip. Bak bu kaideler rastgele hazırlanmış değildir. Bu kaideler matematikte aksiyom dediğimiz mütearife. Yani bundan bir tanesi eksiltemezsin, bir tane de ilave edemezsin. Öyle çalışılmış, hazırlanmış kaidelerdir bunlar. Bak bu kaideleri tanıttığımız zaman, ha demek ki böyle olacakmış diyeceğiz inşallah. Nedir bu kaideler? Önce bir, adil düzen özel sektör ekonomisidir. Yani bütün iktisadi faaliyette şahıslar yapacak. Adil düzen temel esası budur. Devlet ekonomik faaliyet yapmaz. Birinci kaide budur. Ekonomik faaliyeti şahıslar yapacak. Peki devlet ne yapacak? Ha, devlet makro plan yapacak. Devlet, bak biz İspanya'dan 50 sene geri kalmışız. Mesafeyi kapatalım. Ne yapacağız da kapatacağız? Biraz sonra söyleyeceğim size. Bizim bu kadar madenimiz, bu kadar ormanımız, bu kadar tarımımız, bu kadar sanayimiz var. Bunlardan bugün, bu yıl şu kadar üretim yapıp şuraya ulaşabiliriz. Devletin bunu hazırlayacak olan uzmanları teşvik edecek. Devletin memuru da çok az adildir. Hepsini, o planları bize özel sektör yaptırıyor. Teşvik ediyorsa, yap paranı vereyim. Bu planları yaptıracak Türkiye çapında. Sonra Kayseri çapında. Peki Kayseri'de ne yapacağız şimdi bunun içinde? Kayseri çapında planlar yapılacak. Bunları teşvik. Sonra ince su, sonra bucağa kadar. Bu bucakta ne yapacağız? Bu ilçede ne yapacağız? Niçin ne yapacağız? Buradaki imkanları en iyi çalıştırmak için hiçbir işsiz insan kalmasın. Hangi projeler yapılacak? Önce bunun sefer. Bak biz bu seferberliğe şimdiden başladık, haber veriyorum. Niçin? Böyle Demirel gibi ne yapacağını bilmeden iş başına gelmeyelim diye biz bu projelerin hepsini hazırlattırıyoruz uzmanlık. Biraz sonra söyleyeceğim size bak neler hazırlanmışız, göreceksin. Devlet bunu yapacak, teşvik edecek bu projeler. Bak bundan önce şimdiki Erzincan valisi Aydın'dayken Aydın için bu projeleri hazırlattırdı. Bizde bir kopyası var. Şimdi Erzincan'a gider gitmez hazırlattı. Onun da kopyası var. İstendiği zaman hepsi emri kemel şekli. Devlet çalışan insanlara zemin hazırlayacak. Bak sanayi odasına gidecek kardeşlerim beni dinliyor mu? Ne diyorum? Siz gidip kapılarda dolaşmayacaksınız. O sizin isteyeceğiniz şeyler biz size vereceğiz. Niye? Siz çalışacaksınız ki bu ülke kalkınsın. Devlet bunları yapacak. İşte bu kadar şey Kayseri'de teşvike uygun görülmüş. Uzmanlar hazırlamış. Kim yapacak bunu? Şahıslar. Kim ister? Buyur gel müteahhit gibi hangi projeyi istiyorsan al yürüt. Nasıl yürüteceksin söyleyeceğim. Sonra devlet tam teşvik verecek, tam destek yapacak. Her şeyini verecek. Ne demek bu her şey? Biraz sonra açıklayacağım. Peki devlet hiçbir ekonomik faaliyet yapacak mı? Yapacak. Ekonomiyle ilgili devletin iki grup var. Birisi genel hizmetler. Ne bunlar? Ülkenin savunması, okul, sağlık, yol, nakliye, yeminli ambarcı, yeminli muhasip. 24 çeşit hizmeti devlet yardımcı olmak üzere. Nasıl noterler var? Yeminli noter. Aynı şekilde yeminli muhasebeci, yeminli ambarcı. Bir hata yaparsa tazmin etmek üzere. Hazırlanmış. Bu 24 çeşit hizmeti su, elektrik devlet verecek. Bunun için devlet genel hizmetler yapacak. Vazifesi bu. Başka devlet bir de